Çin'in başkenti Pekin'de güvenlik teknolojileri fuarı düzenlendi. Fuarda odak noktası yine yapay zeka oldu. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilimin bu alana etkileri tartışıldı. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen güvenlik teknolojileri fuarında odak yine yapay zeka oldu. Yeni teknolojinin yarattığı riskler ve bunlardan nasıl korunulabileceği ele alındı. Çoğu insan ChatGPT'yi kullanmıştır. Herkes etkileşiminin tıpkı gerçek bir insanlaymış gibi olduğunu düşünüyor. Bugünlerde yapılan telefon dolandırıcılıkları gerçek insanların yaptıkları aramalarıyla oluyor. Çok da karmaşık olmayan bir dolandırıcılık yöntemi. Ancak gelecekte arkadaşlarınızın ve akrabalarınızın seslerinin taklit edilebileceği fark edilecek. Bu sadece dil kısmı. Görsel kısmındaki gelişmeleri de hesaba kattığımızda dolandırıcılık potansiyeli oldukça yükseliyor. Fuara katılanlar Çin'in yerli üretim ürünleri kullanmaya başlaması gerektiğini söyledi. Çin'in Amerikan teknolojilerine erişiminin yavaş yavaş kesilmeye başlaması İki ülkenin bu alandaki işbirliğini zayıflatmıştı. Ancak uzmanlar yapay zekanın insanlığın tamamını tehdit etmesi sebebiyle işbirliğinin yeniden başlaması gerektiğini savunuyor. Çin ve Batı şirketlerindeki mühendisler aynı varoluşsal sorularla boğuşuyor. Bu yüzden teknoloji hakkındaki bu temel etik sorunlar üzerine etkileşimin yaşanabileceği bir alan olması gerekiyor. Burada iki tarafta bir araya gelip iletişim kurabilmeli.